Merhabalar, EMP projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk moderatörlüğünde YouTube konseptiyle yayın hayatına devam ediyor. Ve bu yayında konuğumuz Üzüm Teknoloji firmasından Genel Müdür Sadık Önal, e-ticaret ve ERP konulu sunumu ile tecrübeleriyle bizimle olacak. Merhaba Sadık Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Ahmet Bey, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok sağ olun, biz de öyle. Çok teşekkürler. Öncelikle EMP olarak davetimizi kırmadınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tecrübelerinizi bizlerle paylaşacağınız için. Çok sağ olun. Fırsat verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Yani bildiğimiz, duyduğumuz, sizlerle paylaşmak istediğimizleri paylaşmakta mutluluk duyarız yani. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Uygunsanız sunumumuzla başlayabiliriz. Tamam. Öncelikle biz Üzüm Teknoloji olarak e-ticaret iş süreçleri yazmak üzere kurulmuş çözüm üreten bir teknoloji firmasıyız. Tabii teknoloji firmasının yanında da entegrasyon süreçlerimiz ön plana çıkıyor. Öncelikle ERP'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Herkes biliyor neler olduğunu. İşte kurumsal kaynak planı diye geçtiği, ticari işletmelerin para, güç, malzeme gibi kaynaklarını planlayan, yöneten ve geleceğine yön veren yapılar aslında. ERP'nin kavramlarının içine daha önceden baktığınızda işte üretim yönetimi, finans yönetimi, malzeme, satış, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, kalite gibi modüller varken son zamanlarda artık e-ticaret, e-ihracat, mikro ihracat, B2B gibi doğrudan e-ticaretin kaynak kanalları da eklendi. Artık bu ERP'nin yaşam döngüsünün içinde bunlar olmazsa olmaz bir noktaya geldi. Bunlar ne kazandırıyor işletmeye? Operasyonel karlılık, pazarlama karlılığı gibi, finansman kolaylığı gibi o kanallarda katkı sağlamak. Peki e-ticaret ne diye baktığımızda da aslında e-ticaret ortalama internetin yaygınlaşmasıyla birlikte 1995'te olay daha yaygınlaşmaya başlayan ürünleri hizmetlerin elektronik ortamda dağıtılması oldu. Evet. Bunun içinde ödemeler, hizmet alımları gibi bir sürü madde var işin içinde. tabii ki bunlar neler olduğuna baktığımız zaman B2B, pardon, e-ticaret ortalama 13 tane segmente ayrılıyor. İşte B2B'ler, B2C'ler, C2C'ler gibi. İşte dahi portalı, B2C dediğimiz kendi firmaların kendi e-ticaret platformları. D2C dediğimiz işte sahibinden com gibi daha çok müşteriden müşteriye alınan veya gidiyor gibi bir değişik platformların olduğu platformlar. Yani e-ticaret aslında çok büyük bir sanal pazarın sanal pazar kavramlarının tümleşik hali. Evet. Tabii ki bu bunun içinde neler gerekiyor? E-ticareti yapmanız için aslında bir ürünlerinizi yönetebiliyor olmanız lazım. Finansınızı yönetebiliyor olmanız lazım. Deponuzu, sevkiyatınızı, tedariğinizi, entegrasyonlarınızı ve kargo yönetimini yapmanız lazım. Bunlar nerede? Baktığımız zaman ürün yönetimi ERP'nin içinde, finans yönetimi ERP'nin içinde, depo yönetimi ERP'nin içinde, tedarik planlama ERP'nin içinde. Yani aslında ERP'ye birebir konumlanmış bir yapıya sahip. Şimdi bazı işletmeler e-ticaret yaparken ERP konumlamasını sonradan düşünüyor. Başlangıçta bunu kurgulamak istemiyor. Sonra baktığımızda da verimli bir e-ticaret yapamıyorlar veya sağlıklı bir e-ticaret yapıp büyüme gerçekleştiremiyorlar. E-ticaretin kıymetini anlamadan, pardon, ERP'nin kıymetini anlamadan e-ticaret yapmaya çalışıyorlar. İhtiyaçlarını tam yönetmedikleri için de e-ticaret süreççileri sık sık kesintiye uğruyor. Problemler yaşıyorlar. Şimdi böyle durumda neler yapması lazım? Arada bir entegrasyon olması lazım. Arada bir ERP olması lazım. ERP'mizin gerçek anlamda kullanılabilir olması gerekir. Yani tedarik planlamamızın tam
kullanılabilir olması lazım. Depo yapımızın tam olarak kullanılabilir olması lazım. Yani ERP yazılımı aldım ben ama burada sadece faturayı kesmek için kullanıyorum gibi kavramların içine girenler tam anlamıyla e-ticareti veya ERP'yi yapmamış oluyor aslında. Peki entegrasyon ne yapmalı diye baktığımızda içinde bir sürü kalemlerimiz vardı. Entegrasyon her yere entegre olmalı dediğimiz. Yani pazar yerleri, e-ticaret siteleri, fırsat siteleri, bayi kanalları gibi platformlara entegrasyonlarının tam olması gerekiyor. Stoklarınızın, envanterlerinizin tam senkron çalışması gerekiyor. Kargolarınızın yönetilebilir olması lazım. İadelerinizin yönetilebilir olması lazım. Çok kanallı satış dediğimiz mobil satış, sosyal medya satışı, e-ticaret sitesi satışı gibi değişik platformlarda da uygun şekilde hareket etmek. Hareket işleri yönetebilmesi lazım. Dinamik dediğimiz işletmelerin içindeki tıpkı ERP gibi implementasyon süreci geçirebilir olması lazım. Sevkiyatınızı da yönetebilir olması lazım tabii ki bu arada. Günün sonunda baktığımızda ERP demek ve e-ticaret demek aynı ihtiyaçları karşılayan yapılar demek aslında. Yani e-ticarette başarılı olmanız için ERP'niz olması lazım. ERP'nin de gerçek anlamda başarılı olması için çok doğru ERP'ler, çok doğru altyapılar kurmanız gerekiyor. İçinde tabii ki bu maddelerimizi yazdık biz ama mesela iadeler dediğimiz kısımda işletmeler gün sonundaki karını zararını yönetemiyor. İadeleri yönetemiyor. Kargolarını yönetemediği için kargo süreçlerini ne kadar teslim edildiğini, nasıl teslim edildiğini yönetemiyor. Dolayısıyla burada e-ticaret kavramının ikinin tam olarak dolması gerekiyor. Ve ERP kavramının da. Peki ERP'nin e-ticarete katkısı ne diye düşündük? Baktığımız zaman en büyük katkısının kurumsal hafıza oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bir müşteriye neleri satmışız? Bir ürünü kimlere satmışız? Ne kadar iade almışız? Ne kadar problem yaşamışız üründe, müşteride? Neler yaşamışızı bilmemiz gerekiyor. Çok değerli bir, en değerli bilgi aslında bu kurumsal hafıza oluşması tarafı. Kesinlikle. Şimdi bunu herkes atlıyor Ahmet Bey. Yani bu kurumsal hafızayı oluşturmayı eksik algılıyorlar veya önemsemiyorlar. Günümüzde bilgi en değerli hazine. Ve evet. Bu hazine de bu kurumsal hafızadan geçiyor. Bu kurumsal hafıza da ERP'nin içinde oluşuyor artık. Stok ve depo yönetimi. Biz birkaç yerde depo nedir diye bir kavram içine girmiştik işletmenin biri. Depo nedir dediğimizde işte herkes depodur demiş. Aslında depo demek kasa demektir. Nasıl ki kasanızda 10 lira eksiğiniz zaman hesabını soruyorsanız depoda da bir eksiğiniz varsa bu. Dolayısıyla ERP'nin veya e-ticaretin en önemli kaynağının merkezinde depo, stok ve depo yönetimi. Olmayan ürünü satmak, tedarik edilemeyen ürünü satmak, yanlış ürünü göndermek. Kesinlikle. 100 liralık ürün yerine 1000 liralık ürün göndermek. Evet. 40 numara ayakkabı yerine 44 numara ayakkabı göndermek gibi böyle. Kesinlikle. Kabul edilebilir değerli hataları önüne geçmen lazım. Kabul edilemez hataları pardon. Kesinlikle. Hatta bununla ilgili de geçen gün bir deneyim yaşadım. Bir pet shop firmasından e-ticaretten iki adet ürün aldık şirketimizdeki akvaryum için. Siparişi verdim. Kargoya verilmesini beklerken birkaç saat sonra bir telefon geldi ve almış olduğum ürünlerin stokta olmadığını belirttiler. Ve sipariş iptaline gitmek zorunda oldukları belirtip özür dilediler tabii ama günümüz teknolojik imkanlarda tabii ki işte beklenmeyecek bir durumdu. O firmaya da hatta sizi tavsiye etsem tam da isabet olur sanırım. Ya işte müşteri memnuniyetini kaçırıyor. Müşteri memnuniyetini kaçırdığı zaman da satışı kaçırıyor, itibarı kaçırıyor, bir sürü konuyu kaçırıyor. Kesinlikle.
Firmaya baktığınız zaman çok büyük firmalara bakıyor. ERP kullanamıyor. Muhasebe programı da kullanmıyor. Yani sadece ERP finansal kaynak planlamayı değil, muhasebeyi de kullanmıyorlar. Yani böyle yapılar var karşımıza çıkan. Evet. Bir başka konuda satış artırıcı planlamalar. Şimdi günümüzün en değerli kaynağı ne? Veri. Veriyi analiz etmenin için arkada bir hafıza oluşması lazım ve bu hafızadan satış artırıcı planlamaları da yapman lazım. Yani A ürününü alan yanında B'yi de almış, C'yi de almış. Ben bunu ona önereyim. Bununla bunu şu iki ürünü birleştirirsem daha çok satarım, daha çok para kazanırım. Uygulayabilmesi gerekiyor. Bir başka konuda finansal sürecini yönetmesi gerekiyor. Şimdi pazar yerlerinde satış yapıyorlar veya başka kendi sitelerinde satış yapıyorlar. Paranın ne kadar geleceğini bilmiyorlar. Mevcut pazar yerlerini takdir ederse onu kabul ediyorlar. Oysa ki gelmesi gereken rakamı arka tarafta tutacağınız bir ERP sistemiyle yönetebilirsiniz. Ya bir finansal yazılımla yönetebiliriz. Ve bunun yanında tedarik planlamaları. ERP'nin özüne baktığımız zaman aslında finansal kaynak planlama. Yani tedariği de planlıyor, ürünü de planlıyor, satın almayı da planlıyor. Dolayısıyla bir ürünün ne zaman biteceğini, ne kadar almam gerektiğini, nasıl hızla döndüğünü, mevsimsel, dönemsellikleri neler olduğunu buradan planlayarak, yani ERP kaynağıyla planlayarak daha sağlıklı stoklamalar, stok maliyetinin azalması gibi bir sürü karlılık artırıcı faaliyetlerde bulunabiliriz. Analizler oluşturmak, işte dönemsel satışlar, müşteri satışları, ürün verimliliği, işletme verimliliği, site verimliliği, personel verimliliği gibi kanallarda analizler oluşturması gerekir. E-ticarette özgürlük dediğimiz zaman ERP'nin e-ticaretteki özgürlüğünü şöyle şey yapabiliriz. Aynı ürünü çok kanallı satış yöntemleriyle, yani sosyal medya, marka kullanabiliyor muyuz Ahmet? Tabii ki, tabii ki kullanabilirsiniz. İşte Instagram'da da satması, Facebook'ta da satması, ondan sonra kendi pazar yer, Türk pazar yerlerine, yurt dışı pazar yerlerine satması, kendi sitesinde satması gibi daha özgür hareketler yapmasını sağlıyorsunuz. Belki XML vererek alt bayiler, alt dropshipping işi yapan, ticaret yapan şahıslara da ürün vermenizi sağlayarak satış artırıcı faaliyetinize girişirsiniz. En büyük şey de müşteri memnuniyetini artırmak. Baktığınız zaman biraz önce bahsettiğiniz gibi müşteri memnuniyetini artırabilmeniz için stoğunuzu yönetebiliyor olmanız lazım. Finansınızı yönetebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla bu da müşteri memnuniyetinin artması. Baktığımızda hepsi ERP'nin içine geliyor. Karlılık, bundan en son maddeden öncekileri, bütün maddeleri topladığınızda karlılığınız artıyor. Şimdi biz çok firma ile karşılaşıyoruz. Günlük 5000 sipariş çıkan, 3000 sipariş çıkan firma ile karşılaşıyoruz. Bir yıl sonra batıyor. O kadar ürün satıp batmak demek aslında boşa emek sarf eden işletme demek. Evet, maalesef. Bir altyapısı olmadan, yani kuracağı bir küçük, yani kuracağı bir ERP sistemiyle batmaktan kurtulabilecekken onu önemsemeyerek kendi sonlarını hazırlıyorlar. Maalesef. Evet. Şimdi sunumun sonuna geldik ama yine ben sunumsuz mu devam edeyim, sunumla mı devam edeyim? Tabii, nasıl uygun görürseniz. Şimdi. Hatta bir önceki ekrana gelebilirsek, iletişim bilgilerinizi de sizlere ulaşmak isteyen arkadaşlarımız. Şimdi biz Denizli, evet. Pamukkale'de, Pamukkale Teknokent'teyiz, Denizli'de bulunuyoruz. 7 kişilik bir ekibiz ama şu anda sayımız artıyor. İnşallah daha fazla olacağız yakın zamanda. Evet, İstanbul yapılanması da geliyor. İstanbul yapılanmamız var. Yurt dışı ile ilgili birkaç çalışmamız var. Henüz bitirmedik. Bu tarafta bazı operasyonlarımız olacak. Tabii ki boş bir sektör ve dikey bir sektör yapıyoruz. Geçen yıl için Türkiye'de geri doğru gideyim. Tabii şuradan geleyim. Evet.
Geçen yıl için Türkiye'de 426 bin işletme e-ticaret yaptı. Bu Etbis verilerine göre yapılan şeyler. Bunun yine bu yıl için tahmini olarak 550 bin işletmenin yapacağı tahmin ediliyor. Tabii ki bu pazar yerleri, Trendyol, Enemur hepsi burada değil, pazar yerleri ve kendi sitesinde işlem yapanlar. Fakat bunların gerçek anlamda iş yapanını derseniz %10, %15'i gerçek anlamda e-ticaret yapıyor. Yani karlı operasyon yapıyor diyelim. Sebebi de arka taraflarında bunların tamamının bir ERP sistemi olması. Bunun içindekilere baktığınız zaman gününü kurtarmak için ya bir ürün buldum satayım, kayıt altında olmasın gibi hareketlerle yapılan işlemler. Dolayısıyla sürdürülebilirlik için bir yazılım gerekiyor. Şimdi ERP'yi siz konumlandırırken, ERP'yi işletmeyi kurarken amaçlar nedir? Bir, sürdürülebilirlik. İki, işletmenin uzun süreler, yıllar ayakta kalması, yönetilebilirlik, verimlilik, karlılık gibi konular içeriyorsunuz. E-ticaret de aynı aslında. E-ticaret de bir işletme olarak kuruyorsun ama bu maddeleri önemsemiyorsun işletmende. Sadece satış yapayım mı önemsiyorsun. Bunun karşılığında da belirli bir süre sonra batıyorsun. Neden? Önceki maddeleri uygulamamışsın. Yani deponu yönetmemişsin, stoğunu yönetmemişsin, finansını yönetmemişsin, iadeni yönetmemişsin, tedarik planlamasını yapamamışsın bir yazılımla. Bunun karşılığında da bir belirli süre sonra batıyorsun. 426 bin işletme demek müthiş bir rakam demek ama %10 sağlıklı işletme demek kötü bir rakam demek aslında. Tabii normal işletmelere baktığımızda da aynı. Sizlerde belki daha iyi veriler vardır. Türkiye'deki milyonun üstündeki işletmedeki gerçek anlamda ERP kullanan dediğinizde çok çok aşağılara geliyor. Kesinlikle. Maalesef. Genelde muhasebe veya stok şey düzeyinde görüyoruz. Peki biz ne konuşuyoruz? Yani bizim Türkiye'deki işletmeler 100 yılı deviren işletme yok. Veya ikinci kuşakta devam eden işletme yok. Veya büyümeyen işletmeler çok diyoruz. Arkasına baktığımda aslında bir ERP sisteminin ve ERP sisteminin gereksinimlerinin olmamasından kaynaklanıyor. E-ticaret de aynı. Yani biz e-ticaret kuruyorsun, e-ticaretin gereksinimlerini yerine getirmediğin için de uzun soluklu olamıyorsun. En küçük bir piyasa sallantısında veya durgunlukta, durgunluk, fiyat artışı bunlar da hemen tepe takla gelebiliyor işletme. İşte sistemlerin, yani ERP sisteminin, e-ticaret sistemlerinin, işletmelerin daha uzun süre yaşamalarını sağlayan altyapılar olduğunu kavramak gerekiyor. Herhalde bizim şeyimiz şu Ahmet Bey, biz soyut bir kavram satıyoruz. Buradan dolayı zor oluyor bazı şeyleri anlatmamız. Evet, kesinlikle. Somutlaştırıp hani, ifade etmek oldukça önemli. Evet, hani bir işletmeye gidiyoruz, yazılım kuruyoruz. Diyoruz ki X para, ya diyor şey yok yani sen normalde yazıcı satsan, bilmiyorum, veriyor yazıcı yani fiziki yazıcı oluyor ama yazılım veriyorsun, hiçbir şey yok ortada. Biz buna mı verdik? Kavram şeyler oluşuyor, algılar oluşuyor ama işletmelerin hayatında bu sistemler idame ediyor. Yani nasıl kesinlikle. Ki ruhumuzu göremiyoruz ama hayatımızı ruhumuzla idame ediyorsak, ben aslında ERP'lerin işletmenin ruhu olduğunu düşünen kişilerdenim. Kesinlikle. O ruhu ne kadar iyi geliştirebiliyorsan, ne kadar iyi terbiye edebiliyorsan işletmende o kadar uzun süre ayakta kaldığını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Durum böyle. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sahaya yönelik, pratik, zengin içerikli bir sunum oldu. Zaten sizlere ulaşmak isteyenler iletişim bilgilerinizden de ulaşabilirler. Evet. Her zaman biz bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak isteriz. Benim de yaklaşık 25-30 yıldır, 1992'den bu tarafa yazılım ve bilişim sektörünün içindeyim. Çok yani değerli. Bilişim sektörünün içinde 92'den bu yana, 2000 yılından bu yana da yazılımın içindeyim. Bir fiil yani.
Evet. ERP sistemleri de yazdık, e-ticaret sistemleri de yazdık. Çok değerli yazılımlar yaptık. Çok değerli insanlarla tanıştık, sizler gibi. Çok sağ ol. Biz de öyle. Baktığımız zaman bu süre içinde o kadar işletme gördük ki, ERP'ye değer veren işletmelerin büyüdüğünü, kat 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 büyüdüğünü, ERP de nedir diyen işletmelerin de mantar gibi çıkıp bir söndüğünü gibi görebiliyoruz. Kesinlikle. Aslında sürdürülebilir büyüme için ERP diyebiliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve e-ticaretle entegrasyonu da ayrı bir önemli. Günümüzde de ticaretin artık olmazsa olmazı e-ticaret. Yani ERP Evet. ile e-ticaret artık birbirine girmiş durumda. Şimdi bugünkü 3 görüşme yaptık farklı firmayla. Üçünde de ERP ile e-ticaretlerin entegre edilmesi konusunda görüştük. Çünkü Kesinlikle. ne oluyor? ERP tarafı arkada bir maliyetleri kısıyor, evet. Yani daha verimli hale getiriyor işletmeyi. E-ticarette daha az maliyetle daha çok iş yapmanı sağlıyor. Kesinlikle hız Neden bir katıyor. tarafa gelmesin yani? Geleceğimiz bu tarafta aslında, e-ticaret tarafı. Kesinlikle. Önümüzdeki yıllarda fiili ticaretin %25'inin elektronik ortamda olacağı düşünülüyor. Kesinlikle yani bugün ihracat bile yapmak çok kolaylaştı e-ticaret ile. Aynen öyle. Hani Mikro ihracat için. mikro ihracat için özellikle kesinlikle. Şimdi bu büyük bir rakam ve ERP ile bunu bağlamadıktan sonra hayatını idame ettiremiyorsun. Yani bugün satıyorsun, yarın satıyorsun. Bazen oluyor ya, 100 bin dolarlık iş yaptım diyor. Kaç lira kaldı diyorum, 1000 dolar kaldı diyor. Evet. Yani bir tarafta bir şeylik var yani. Aksaklık var, yanlışlık var. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim sektörler böyle biraz dediğimiz gibi soyut sektörler. Elle tutulur olmadığı için bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz ama işletmelerde gerçekten de bir ruh, bir nasıl diyeyim, yaşam tarzı veriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle sizin taraf bunu daha çok yapıyor. Ben biliyorum. ERP Evet, oldu. ERP olarak siz bir ruh veriyorsunuz aslında işletmeye. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar yani MVP olarak bizi kırmadınız ve tecrübelerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz Ben Sadık de Bey. teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. MVP olarak projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. ERP Talks ve diğer projelerimizi takip etmek için sosyal medya kanallarında bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sağ olun.